Artvin, Borçka Karşı köyde doğdum. Askerliğimi bitirdikten sonra İstanbul Beykoz'a yerleştim. Beykoz Deresiki Mahallesi. 30 sene Beykoz Belediyesi'nde hizmet yaptım. İki dönem hem belediyede çalıştım hem muhtarlık yaptım. Üçüncü dönemimde emekli oldum belediyeden. Bir daha muhtar adayı oldum. Yine seçildim. Doğasıyla, havasıyla bizim Artvin'e benziyor. Ondan biz Beykoz'a yerleştik. Beykoz'u seviyoruz yani. Beykoz güzel bir yer İstanbul'un. Akrabam hiç yoktu. Aşağı yukarı 40 tane ben geldikten sonra akrabalarım geldi. Yani buraya bir mahalle oluşturduk. Yani Artvin'den olanları da ben getirdim buraya. Deresik'e ilk geldiğim zaman nüfus sayısı azdı. Şimdiki Deresik'te bizim çok hizmetimiz oldu. İşte altyapı, işte yoldur, tapu çalışması. Bu gibi çalışmalarımız oldu. İşte çeşmeler, sular. Yani Deresik'in suyu, havası çok meşhur yani buranın cevizi. Ondan sonra burada arıcılık yapıyorum. Arıcılık yapıyorum. Tarım işleriyle uğraşıyorum genellikle. Boş zamanlarda. Diğer zamanlarda işte halkıma hizmet veriyorum. İlk geldiğimiz zaman vatandaş ayağına poşet bağlıyordu. Hani çarşıya gitmesi için yani. Evden çıktığı zaman her taraf çamur içindeydi. Ama Allah'a şükürler olsun iyi bir hizmet yaptık. Herkesin kapı girişine kadar asfaltını yaptı. Vesait durumu bir tane otobüs vardı işte Üsküdar'a giden. Tabii ki bu yetersizdi. Ben burada Büyükşehir zamanında işte dilekçe yazdım. 15 BK
otobüsleri getirdik buraya. 15 BK otobüsler, 10 dakikada bir var. Buradan Dereseki'den Kadıköy. Yani ulaşım sorunumuz çözdük yani. Şu anda hiç yok. Erkek iki kız çocuğum var. Ben Artvin'de evlendim. Artvin'den buraya yerleştik yani. Artvin'de evlendim yani. Ben burada çalışırken ben nişanlıydım. Ondan sonra düğün yaptık. Buraya yerleştik yani. Şimdi Artvin'le fazla şeyimiz yok yani. Önceden burada Rumlar varmış. Rum köyü. Dereseki. Dereseki Rum köyü yani eski, çok eski geçmişi var. Hani aşağı yukarı 7-800 senelik bir köy. Tarihi bir köy. Tarihi, burada Osmanlı zamanında işte padişahlar burada su bulmuşlar. Karakulak suyu. Şu anda bir kısmını vakıflar kullanıyor, büyük kısmını vatandaş yani Dereseki değil de aşağı yukarı diyebilirim ki Anadolu yakasının tamamı buradan su alıyor. Adam geliyor, arabasıyla geliyor, bidonları dolduruyor, götürüyor. Yani buranın suyu, çok güzel bir suyu var. Tarihi bir su. Dereseki Kaynarca mahallesiydi bizim. Elmalı, Hornekköy. Şimdi Dereseki büyününce ayrı bir muhtarlık oldu. İki köy ayrıldı bizden. Yani orası da mahalle oldu. Yani Dereseki çok eski köy olduğundan hatta şimdi mesela Kaynarca'daki vatandaş, Elmalı'daki vatandaş doğum yerleri Dereseki. Dereseki çok eski bir köy. Bunlar işte Kaynarca daha yeni. Örnek köy Elmalı. Hayvancılık bitti. Hayvancılık yapan burada bir kişi var. Mithat Bayraktar diye bir vatandaş var burada. Artık belediye geçiş süreç olduğundan hayvanlar var. O bitti mi o da kalmayacak. Artık köyde yine hiçbir şey yok. Yani burası sit alanı ilan edildi. Artık burada tarım varım bir şey yok. Kazıyamazsın. Kazırsın gelir ormancı geliyor. Çevre geliyor. Şehircilik. Sıkıntı yani artık burada tarım varım yok. Hiçbir şey yok. Hani önceden eskiden vardı. Şimdi bitti. Bunlar yok. Thank you.
570 hane, 1220 seçmeni var, 1700'e yakında vatandaş var yani. Şimdi biraz azalma var, yani göç var. Artık iş bulamayan bazıları artık göç etmek zorunda kaldı yani buradan. Göç var yani, azalma var yani, artma. Bir ara artış vardı ama şimdi o artış düştü yani. Çoğu yani köyüne döndü yani. İş bulamayan. Buranın vatandaşı Kastamonu. Aşağı diyelim %20. %10 Rize, Giresun, Artvin azınlıkta, %5 diyelim. Tabii genelde burada Karadeniz. Yani pek doğulu burada yok. Doğulu yok yani, o belki 3-4 tane belki çıkar yani. Yılında ben muhtar seçildim. Muhtar seçildiğimden itibaren burada doğalgaz yoktu. Su yoktu. Altyapı yoktu. Yol yoktu. Elektrikler yoktu. Bunları hepsini biz tamamladık. Altyapı. Şu anda ulaşım sorunumuz vardı. Onları hallettik. Derinsekiye çok hizmetlerimiz oldu. Derinsekiye. İşte çeşmeler, doğru çeşmeler yoktu. Bütün çeşmeleri hepsini yeniledi. İçme suyu. İçme suyu vatandaş buradan çeşmelerden karşılıyor. Yani evlere içme suyu yok. Evleri var ama terkos. Buradaki insan terkos suyu içmez. Yol genişleme. Kadastro çalışması. Tapolama. Tabii ki bunları hepsi benim dönemimde oldu. Beykoz'un işte demin dediğim gibi işte doğası, denizi, Beykoz'u. Yani Beykoz yeşili çok. Şimdi 700 sene önce Dereseki neyse şimdik de aynı. Hiç yani büyümemiş yani, orman tahribat olmamış. Yani korunmuş yani. Geçmişteki muhtarlarımız da korumuş, biz de koruyoruz. Hani doğasıyla, yeşilde Beykoz, Dereseki güzel.